Adana Demirspor çok önemli bir süreçten geçiyor. Mario Balotelli'nin 3 yıl sonra İtalya milli takımına katılmasıyla Adana ve Adana Demirspor dünyanın gündemine oturdu. Biraz başa dönelim. Başkan Murat Sancak, Süper Lig'in başında kısa ama öz ifadeler kullanmıştı. İşte o açıklamalar. Ne egoyla, ne kendini beğenmişlikle, ne iş bilmezlikle uğraşacak zamanımız yok. Herkes Adana Demirspor menfaati için çalışmalı. Ben kendi adıma Adana Demirspor menfaati için ne yapılması gerekiyorsa, kim ne diyecek, ne tepki gösterecek diye bakmam, emin adımlarla ilerlemeye bakarım. Başkan Sancak transferler, Adana ve kulübün son durumu ile ilgili de bazı bilgiler aktarmıştı. İşte o ifadeler. En kaliteli oyuncular almaya çalıştık ve almaya devam ediyoruz. Ve herkesin ilgiyle, sempati duyarak takip edilen bir kulüp haline aldık. Milyonlar harcansa bile Adana şehrini Avrupa'da bu kadar ismini duyuramazdık. Hatta bazı iş adamları bana enayi diyenler oldu. Ne gerek var bu kadar para harcamaya, zamanı ayırmaya, aileni ihmal etmeye? Ben ne yaptım? Her şeye kulaklarımı ve gözlerimi kapatarak Adana Demirspor'u iliğine kadar içinde hissetme duygusuyla hareket ettim. Bunun devamında Başkan Murat Sancak inanılmazı gerçekleştirdi ve yıldız oyuncuyu Adana'ya ve Adana Demirspor'a getirdi. O transfer haberinde şu bilgiler aktarıldı. Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi lacivertli forma için atacak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın daha önceden söylediği yine yerini buldu. Mario Balotelli'nin milli takıma gidişiyle tüm İtalya ve dış basın önce Adana Demirspor'u ardından da Balotelli'yi yazdı. Dolayısıyla hem Adana'nın hem Adana Demirspor'un reklamı oldu. Kısacası tüm gözler buraya çevrildi. Bakın Başkan Murat Sancak bu durumu katıldığı gazeteniz 5 Ocağın gecesinde şöyle dile getirdi. Şimdi bir dünya markası Balotelli'yi Türkiye'ye getirmek her baba yiğidin harcı değil. Geçen sene Beşiktaş 6 milyon euro teklif etmişti ve Türkiye gelmedi. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe'de teklif etti ve gelmedi. Ve şu anda o deli diye nitelendirilen benim için çok kalender ve çok karakterli bir adam şu anda Adana'da ve Adana Demirspor'da oynuyor. Emin olun bütün belediye başkanlarımız bir fon oluştursalardı, 50 milyon euro para harcamış olsalardı sadece Balotelli'yi buraya getirip Adana'yı Avrupa'da tanıtamazdı. Balotelli'ye yine başarılar diliyoruz. Bundan sonra hangi yıldız gelecek merakla bekliyoruz. Başkan Murat Sancak yine haklı çıkacaktır.